3. sınıf çalışma soruları kitabı. Geometride temel kavramlar konusu. Yukarıdaki şekilde çilek modeli hangi nokta ile belirtilmiştir? Baktığımız zaman çok basit. Çilek resmini buluyoruz. M harfi ile belirtilmiştir. Aşağıdaki trafik levhalarının hangisine sadece eğik ve dikey doğrular çizilmiştir? Eğik ve dikey doğrular A seçeneğinde çizilmiştir. Kaç tane doğru parçası vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane doğru parçası görüyoruz. Ama farklı renkte yaptığımız zaman şu uzunluğu da tamamında bir iki tane de böyle var ve toplam 9 tane vardır. Verilen yoldaki beyaz şeritlerden her biri aşağıdakilerden hangisinin bir modelidir? Tabii ki doğru parçası. Aşağıdakilerden hangisi bir ışın modelidir? Bir noktadan başlayıp sonsuza kadar gidiyorsa ışın modeli. İzometrik kağıt üzerinde bazı noktalar adlandırılmıştır. Şimdi aşağıdaki hangi iki noktadan geçen doğru çizilirse eğik doğru modeli oluşur. AS yaparsak yatay. AP yok zaten şıklarda. AS değil. Böyle yaparsak AK dikey olur ama AN eğik olacak. C seçeneği. Şekildeki ağacın bulunduğu nokta hangi isimle verilmiş? N harfi. Yukarıdaki süt kutusunun köşeleri aşağıdakilerden hangisine örnektir? Doğru parçası düzlem, nokta. Tabii ki noktaya örnektir. Evet, noktalar var. Buna göre aşağıdaki noktalardan hangisi A noktası ile birleştirilirse eğik doğru parçası edilir? Bu yatay. AK. Bu MA yaparsak yine yatay. Fakat AL yaparsak eğik doğru parçası olacaktır.